Sedef hastalığının farklı tipleri var. Bunlar arasında en sık görülen bu klasik dediğimiz hatta vulgar tip diye bilinen en hakikaten diz, dirsek yerleşiminde, saçlı deri yerleşiminde gördüğümüz sedef hastalığı. E, bu en sık görülen bir de sırf avuç içi ayak tabanını tutan veya sadece ayak tabanını, sadece avuç içini tutan tipleri vardır. Hani bunlar tek başlıkta incelenir, daha sınırlı formu. E, alışılmışın tersine yani alışılmış neydi dirsek ve dizde olandı. E, kıvrım yerlerini tutan sedef formu var. E, biz buna inverse diyoruz. Tam tersi yani sonuçta koltuk altlarında, e, kulak arkalarında. Mesela buralar sedef, klasik sedef yerleşim değildir ama bu da bir tipidir farklı bir yerleşimde. E, genital bölgeyi sık tutar sedef hastalığı. Bu klasik yerleşim sayılabilir. Bir başka tipi var ki iltihaplı SEDEF diye bazen halk arasında söylenen, bizim püstüler psoriyazis dediğimiz bir tipi var. E, bu nadir görülüyor neyse ki. Bu e, daha şiddetli bir formudur. Çok daha yaygın, kişide ateş vesaire gibi başka belirtiler yapabilen, bütün vücudu kızartarak e, bir tepki yapabilen bir SEDEF hastalığı. Bunu çocuklarda gördüğümüz formları var, ilişkinlerde gördüğümüz formları var ama çok sık görülen bir form değil. Bir de eritrodermik dediğimiz bir formu var. Eritrodermi demek vücudun %80-90'ından fazlasında kızarıklık olması demek. Bütün böyle sanki kıpkırmızı bir tablo. Bunu birçok başka nedeni olabileceği gibi sedef de bu tabloyu yapabilir. Yani hiç sedefe ait bildiğimiz klasik işte kabuklu oluşumlar olmadan sadece vücutta kıpkırmızılık yaparak da e, oluşan bir sedef tipi var. Bu tabi yine şiddetli formlara giriyor ama en sık gördüğümüz bizim diz, dirsek, saçlı deri, bazen genital bölge, bazen kuyruk sokumu veya gövdede böyle yama yama kırmızı üzeri kabuklu oluşumlarla seyreden tipi var.